Bülent. Boyun altında kalsın Bülent. Tövbe de teyze abi, bak başım, benim derdim bana yetiyor. Bu ne Allah aşkına şimdi ya? Tamam kardeşim, dur. Puh senin suratına. Ya Hafize teyze ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Sinan, biz arkadaşım bildik, sevdik bunu ama o kız için çok kötü şeyler yapmış. Püh! Bir dakika, bir dakika. Siz nereden öğrendiniz? Kızcağız hem mahalleye asmış hem de buralara. Hayır, sadece bununla da kalmadı. Annemle ikimizin namını duymuş sağ olsun. Geldi, bize bütün özel... Evlilik vaadiyle kandırdı, onurumla oynadı. Kızınızın, bacınızın, kendinizin başına gelmiş gibi düşünün. Vallahi içim bir kötü oldu. Bu arada kuzulumuzun bir şeyler anladık, bir ağladık ya. Ay, sanki kendi ya, kızım Hafize teyze, Hafize teyze. Ya bir dur, ne yapıyorsun ya? Anlamadan, dinlemeden bir yanlış anlaşılma var ortada. Bu şimdi yapılacak şey mi ya? Yani Başak'ın intikamı kötü olur, onu biliyorum da. Yani bu kadarını beklemiyordum. Hayır Sinan, ablam senin yanlışın var. Kız çok üzülmüş, çok içerlemiş. Öyle hisle anlattı ki. Yapmış. Senin bu arkadaşın bir şeyler yapmış. Ben sana yaptım söyleyeyim. Abla, yaptım. Nasılmış Bülent? İnsan çok kötü oluyormuş, değil mi? Başak, sen ne yaptın? Sizinle de görüşeceğiz. Unutmadım. Ben de ilk duyduğumda böyle sesim soluğum kesildi. Ne yapacağımı bilemedim. İçim nasıl yandı biliyor musun? Biliyorum. Ama şu an benim içim daha çok yanıyor. Sen de onu bil. Ya insanın sevdiğinin arkasından işler çevirmesi, oyunlar oynaması, planlar yapması nasıl üzüyormuş değil mi insanı? Ya Başak, başına bir şey geldi sandım ya. Karakollara gittim, hastanelere gittim. Her yerde seni aradım ben ya. Sabaha kadar uyku uyuyamadım ben senin başına bir şey geldi diye. Sen bunlarla mı uğraşıyordun? O zaman anlatsaydın, doğruları söyleseydin. Anlatacaktım Başak. Gittim yeni bir yüzük aldım. Sana bu sefer gerçekten ben istediğim için, içimden geldiği için evlenme teklif edecektim. Ama fırsat vermedim. Gururum çok kırılmıştı. Vay be Başak. Ne gururmuş ya. Aşkımızın, sevgimizin, her şeyimizin önüne geçti ya. Ama umarım bu yaptığınla o kırılan gururun onarılmıştır. Ben sadece benimle yaşadığımı anladım. Anladım, anladım. Çok iyi anlattın. Ama sen bizi bitirdin. Sen de bunu anla. Kadın kısmı öyle plan filan yapmayacak. Neymiş o öyle? Anlamadan, dinlemeden. Vallahi anne haklı. Yumurta gibi çocuğu küstürdün. Suçun büyüğü sende. Hadi anne. Hadi kızlar. Hadi hadi. Aa, nasıl sattılar? Siz kadınlar hep böylesiniz yani, değil mi? Ya birazcık karşınızdaki erkeğe güvenin ya. Bir parça güvenin be. Söyle. Hadi sen de söyle, kalmasın içinde. Son söyleyen arkadaş daha çok bana söyledi. Gerçekten yüzük mü almış? Evet.